bazen bütün hayatınızın elinizden kayıp gittiğini hissedersiniz. Çok kötü bir şey olmuştur. Ama sizin zamanı geriye almak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Oysa o berbat geceyi yaşamadan önce mutlu bir hayatım olacağına inanıyordum. Günlerden pazartesiydi. Ve düğünüme sadece 4 gün kalmıştı. Varlıklarından habersiz büyüdüğüm 2 kız kardeşimin olduğu yazıyordu. Bunu söylemenin daha kestirme bir yolu yok. Onlardan biri sensin. Eğer bütün bunlar gerçekse seni tanımayı çok isterim. Düğünüme gelmen beni çok mutlu eder. İnsanlar artık milleti nasıl dolandıracağını şaşırdı Sinem. Dikkatli olmak lazım. Doğru diyorsunuz. Her gün bir mesaj geliyor saçma sapan. Annemler gelmiş, ben de yanlarına geçiyorum. Babamın odasına mı versin beni hasta gelince? Babacığım nasılsın? Kızım iyi. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk kızım. Ne yapıyorsun? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Ay az önce ne oldu biliyor musunuz? Bana bir tane düğün davetiyesi geldi. Böyle içinde de bir mektup. Mektupta diyor ki, ben evlatlıkmışım. Benim tanımadığım kız kardeşlerim varmış. Ha bu arada kızlardan biri evleniyormuş, düğüne çağırıyorlar beni tanışmaya. İyiymiş. Dolandırıcılıkta yaratıcı yöntemler. Hayır yani düşün, şimdi ben kalkıp gideceğim. Bunların öz kardeşim olduğuna inanacağım. E tabii sizinle burada kavga, kıyamet, dövüş kopacak yani. Sonra bunların hepsi toplanıp bizim eve gelecekler. Hı. Aslında kanıt manıt bulup bunları polise şikayet etmek lazım. Ama ona da uğraşmak lazım. Hakikaten ya. Gitsek mi şu düğüne? Hem bize de eğlence çıkar, oradan Gümüşlü'ye geçeriz. Hı. Bak yine ne güzel plan yaptım be. Hı. Ne oluyor, siz niye gerildiniz yine? Harun. Baba? Ne oldu? Niye gözlerin doldu senin? Harun, anlatacak mısın yoksa ben mi anlatayım? Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Hayır yani gerçek olamaz bu, değil mi? Eren saçmalama, bizi yiyorlar. Baksana yani böyle bir saçmalık olamaz bence. Anne anlat. Biz uzun süredir çocuk sahibi olamıyorduk. En sonunda evlat edinmeye karar verdik. Seni aldık. Aldınız. Evet. Kendi kızımız gibi yetiştirdik. Kendi kızınız gibi. Ya yapmayın, bir insan gibi oturalım şurada konuşalım. Ne diyorsunuz siz ya? Baba sen niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Tamam söyledik işte. Deren'e evlat edindik. Nerede olduklarını biliyor musunuz? İsim, soyad, adres bir şey var mı elinizde?
Bilmiyoruz. Cami avlusundan mı aldınız beni? Nereden buldunuz? Yetiştirme yurdundan. Seninle ilgili hiçbir bilgi vermediler. Kurallar böyleymiş. Niye ben peki? Başka çocuklar? Niye onlar değil? Deren, sen çok güzel bir çocuktun. Çocuk bu çocuk elbise değil. Hayatım boyunca beni neden sevmediğini sorup durdum kendime. Tabii ki sevdim. Yeter! Yeter! Sus, yalan söyleme, daha fazla yeter! Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne? Nasıl inanacağım ben bundan sonra size? Biz senin hayatını kurtardık Deren. Deren, kızım bak, dinle. Abla, abla dur bir sakin. Bırak. Durup düşünelim, konuşalım. Neyi konuşacağız ya, bırak! İnsanın hayatında bazı günler vardır ki asla unutulmaz. Söyleyin yarime, baharları beklesin. Sövdün dalları, bugün eğilmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin ya okumuş görmüş insanlarsınız siz ya. Doktorsunuz ya siz, doktor. Hele sen, sen psikologsun. Evlatlık aldığın çocuğa kaç yaşında doğruyu söylemen gerekiyor teknik olarak? 5 yaşına kadar. O zaman niye hiçbir şey söylemediniz? Niye beklediniz? Kafanı karıştırmaya gerek yoktu. Her şeyi sıfırdan başlamanı istedim. Hayatım boyunca beni neden sevmediğini sorup durdum kendime. Tabii ki sevdim. Yeter! Yeter, sus, yalan söyleme, daha fazla yeter! Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne? Nasıl inanacağım ben bundan sonra size?
Camı aç. Şimdi kapıyı açıyorum. Sakin ol, tamam mı? Ama... İyisin değil mi? Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Bütün ağırlığını bana vereceksin. Anlaştık mı? Hiçbir şey olmayacak. Tamam, sakin, sakin, sakin. Hiçbir şey olmayacak, sakin. Bitti. İyisin değil mi? İyi miyim? Ölüyordum ya neredeyse cahil herif. Ne biçim araba kullanıyorsun sen? Sizin gibilere ehliyet veren de kabahat. Rahatladın mı? İyi geldi mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz. %100 hatalısın. Deme ya. Ben mi hatalıyım? Hem de %100. Sen önce viraj nasıl alınır onu öğren kızım. Karşı taraftan araba geleceğine hiç kafan basmıyor mu? O kadar hızlı gelmezsen görürdün geldiğimi. Hayatımda ilk defa geliyorum zaten bu dağ başına. Nereden bilebilirim acaba bu kadar viraj olduğunu? Dağ başı, cahil, terbiyesiz. Bravo. 3'te 3 hat-trick yaptın. Tokatla bonus. Başka? Yani başka söylemek istediğin bir şey varsa dök içini, çekinme. Tamam. Tamam yani sana vurmak istemedim. Ama kusura bakma da sen de çok hızlı geliyordun, farkındasın değil mi? Uzatacak mısın? Yoksa bu işin çözümünü bulmama izin var mı? Nasıl çözeceksin? Burada kalabilirsin. Güvenlidir. İyisin değil mi? Var mı bir ağrısızın? Bak istediğin zaman doktora götürebilirim seni. Yok yok iyiyim. Sağ ol. Bu olay tatilini zehir etmesin. Tatile gelmedim. Doğru. Dağ başında ne diye tatil yapacaksın? Bir tanıdığın düğünü var da ona davetliyim. Tekin Malik mi? İpek Gencer. Çok severim İpek'i. Candır. Biz aynı okulda okuduk. Neyse, ben bir an evvel şu araba işini halledeyim. Bayram abi. Hanımefendiye en güzelinden bir oda çöz. Misafirimdir kendisi. Yok, olmaz öyle. Ben hallederim. Bayram abi, sen anladın beni. Sen hiç merak etme Kenan'ı. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bak, çözdük işte. Teşekkür ederim. Yanında geleyim mi? Yani gideceğin yer epey bir yukarıda. Yine çok viraj var mı yolda? Burası Güneşli Bahçe. Virajları meşhurdur. Bu sefer daha dikkatli olurum. Bir de sana vurduğum için özür dilerim. Hayatımda bir ilk. Unutmayacağım. Şu taraftan ana yola çıkacaksın. Sağ tarafta zeytin bahçeleri başlar. Orası seni dümdüz Tekin Mali'nin evine götürür. Tamam. Düğünde görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
prenses gibi takılıyorsunuz. Hep bir kardeşim olsun istemiştim. Hoş geldin. Deren Kutlu. İpek ben de. Hoş geldin tekrardan. Ben de Çilem. Yorgun görünüyorsun. İyi misin? Pardon. Ben banyoyu kullanabilir miyim? Tabii, tabii. Gel göstereyim ben sana. Gel. 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 Burası. Gerçekten. İyiyim. Sorun yok. Peki. Hadi gel. Buzlar çözülmüş. Tabii şaşkınız hepimiz ama alışacağız. Değil mi? Evet. Aç mısınız? Yemek hazırlatıyorum size. Hadi gel. Ya bir şey diyeceğim. Siz acayip benziyorsunuz birbirinize ya. Gerçekten kardeşsiniz galiba ha. Yani siz anneme, ben babama çekmişim herhalde. Vay be. İki kardeşim varmış ama ben yapayalnız büyüdüm. Yalnız ne kadar çabuk oldu ya. Yani çok hızlı buluştuk. Size davetiyeleri gönderdim ve buradasınız. Yalnız ben inanıyorum. Bence biz birbirimizi bulduğumuz için hiç pişman olmayacağız. Bir konuda anlaşalım. Ben buraya yeni bir aile kurmak için gelmedim. Ortada bir iddia var. Doğru mu değil mi anlamam lazım. Hayatımı değiştirmek gibi bir niyetim yok. Gereksiz drama yapmayın diyorsun yani. Ama bir şansımız var. Değil mi? Hadi hazırlatıyorum sofrayı. Hadi. Hayır diyemeyeceğim. Ben aç değilim. Sevgilim. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Bir günde iki sürpriz arkadaş ha. Şey... Deren'le Çilem sağ olsunlar sürpriz yapmaya gelmişler. Evet. Üniversiteden arkadaşınız değil mi? Evet evet. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Evet. Değil mi kızlar? Hangi bölümde okuyordun Çilem? Ben mi? Müzik. Müzik okudum. Ben tıp. Şey, Tekin'cim sonra sohbet ederiz olur mu uzun uzun? Kızlar yeni geldiler, düğüne az kaldı yani. Elbette. Peki, düğünde görüşürüz kızlar. Şimdiden tebrikler. Kızlar, ya Tekin'e bir süre kardeş olduğumuzdan bahsetmeyelim olur mu? O şimdi biraz şüpheci, yani kafasında bir sürü şey kurar. Kaç yaşında adam, kim bilir neler gördü geçirdi yani.
Ama aşk bu. Nereye konacağı belli olmaz. Değil mi? Sana gelen mektubu görebilir miyim? Tamam. O zaman sakin bir yere götüreyim ben sizi. Konuşuruz hem. Hadi. Benim kim olduğumun bir önemi yok. Bir gün bu mektubun neden sana bugün geldiğini anlayacaksın. Kendine iyi bak İpek ve unutma. İnsanın kardeşi hayatta sahip olduğu en değerli şeydir. Çok acayip ya, yani böyle içimde bir mutluluk var. Hiç böyle hissedeceğimi düşünmemiştim. Şimdi ortada cevap bekleyen iki tane soru var. Bir, bu mektubu kim gönderdi? İki, neden şimdi gönderdi? Yani bizi bu kadar iyi tanıdığına göre uzun zamandır takip ediyordu diye düşünüyorum. Nasıl yani? Mektup direkt bana geldi çünkü. Yani sizden de düğünden de haberdardı belli ki. Ne var yani bunda? Of, yani nasıl anlatayım? Deren, sen davetiyeyi eline ilk aldığında ne düşündün? Birilerinin beni dolandırmaya çalıştığını. Hı, bak. Ben çağırsaydım dolandırıldığından emin olurdun zaten. Niye öyle söyledin şimdi? Fakirim kızım ben. Öyle jant evler, kadranı 280 gösteren arabalar falan yok. Gecekondudan hallice bir ev. Sizin gündüz vakti bile yürümeye korkacağınız bir sokak. Leş bir bardan ibaret benim hayatım. Ha, ama fena şarkı söyleme. O ayrı. Bak işte bu yüzden. Yani benim sizi bulacağımı bilen biri gönderdi mektubu. Bizi tanıyan biri. Belki de annemiz ya da babamız gönderdi. Annemiz babamız deyince de kendime yabancılaşıyorum. Fotoğrafta çok mutlu görünüyorlar. Sanki hiç ayrılmayacakmış gibi. Baksanıza adam kadını seviyor. Nasıl da aşkla bakıyor yüzüne. Evladını terk eden insanlar kalpsizdir. Bizim başka bir açıklama ihtiyacımız yok. Of. Kafam karman çorman oldu ya. Yani onları bulmak istiyor muyum, istemiyor muyum orasını da hiç bilmiyorum. Sizin var mı bir cevabınız? Bir tek şey için istiyorum. Allah belanızı versin demek için, değil mi? Ben bir şeyi bütünüyle dinleyip anlamadan karar veremem. Hadi, hadi kalkın da şu gelinliği alalım. Hadi. Bir şey diyeceğim. Orada bana göre de elbise falan var mıdır? Ben bayağı hazırlıksız geldim çünkü. Vardır canım, buluruz. Hadi kalk. Hadi gel. Tanışmışsınız Mahir'le. Beni o getirdi sizin eve. Hı. Çok eski arkadaşımdır Mahir. Ben de yolda bir arkadaşınla karşılaştım. Kenan. Selam söyledi sana. Çok severim Kenan'ı da. O da yakışıklı mıydı şu Mahir gibi? Bilmem. Çok dikkat etmedim. Yani fena değildi herhalde. Bilmiyorum. İpek vallahi burada bu abiler dururken gidip o morukla evleniyorsun ya. Bravo sana da ha. İpek! Kızım! Anne! Kızım! Kaç saattir seni bekliyorum. Anne! İzmir'den misafirlerim geldi. Kızlar, annemle tanışın. İpek! Anne, bulacağım dedim, buldum. Tamam mı? İpek, kimleri buldun? Ver bakayım bana şu anahtarı. Sen kocanın yanına git. Ne bileyim, yarım saat dolaş falan. Ama gelinlik. Tamam, ben hallederim. Tutamadın değil mi kendini? Ya vallahi senin iyiliğin için İpek'im ya. Neyse, hadi akşam görüşürüz. Sağ ol ya. Sağ ol. Sen ne kadar çok benim kızıma benziyorsun böyle. Sen? Ben de en küçük kardeş işte. Hoş geldiniz. İpek kızım.
seninle baş başa konuşmamız lazım. Anne biliyorum ne konuşacağını. Söyle ne söyleyeceksen işte ya. Anne hadi. Evlenmek için benim ölümü çiğnemen lazım. Hayda. Ne oluyor ki şimdi? Gir içeri. El aleme rezil olmayalım. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Siz de girin. İnsana kardeşi böyle günde lazım. Of anne ya. Tekin vurmadı, çarptım diyorum. Nesini anlamıyorsun? Çıkar gömleği. Çıkar dedim sana. Anne. Bakacağım. Anne. Of, bunlar ne ya? Bu çarpma mı şimdi? Burayı da mı çarptı? Otur kızım, lütfen otur. Kızlar siz de oturun lütfen. Tekin söz verdi bana. Bir daha yapmayacak yani öyle yürütülecek bir şey yok. İpek, biri bir şeyi bir kere yaptıysa evet tamam belki bir daha yapmayabilir. Ama iki kere yaptıysa sürekli yapacak demektir. Siz de çok şey biliyorsunuz ya. Ha? Biz daha kaç saat önce tanıştık. Niye bana sürekli akıl veriyorsunuz siz? Ayrıca yani çok normal. Tekin benden 25 yaş büyük. Kıskanıyor beni. Abi bu iş nasıl aynı işliyor ya? Yani böyle makine gibi kullanılan cümleler bile aynı. Ne diyorsun sen ya? Adam yapıyor yapıyor özür diliyor. Sen de affediyorsun. Formül gibi. Her defasında bu son, bir daha olmayacak. Al bak, oluyor işte. Senin Tekin'le neden evlenmek istediğini bilmiyor muyum sanki? Yeter diyorum. Yeter. Yeter hadi kalkın gidiyoruz. Gelinim nerede benim? Kızım, son nefesinde babana söz verdin diye evleniyorsun. Çiftliği de bağları da Tekin'den geri alacağım diye evleniyorsun. Bilçim kızım, bu işin yolu Tekin'in şiddetine katlanmak değil. Nasıl yani? Gerçekten sen bu adamla parası için mi evleniyorsun? Onun parası değil. Onun evi değil, onun bağları değil. Her kuruşunda benim babamın hakkı var, emeği var, tamam mı? Allah evinde, fabrikanda, çiftinde belasını versin. Doğru mu bu şimdi yani? Sırf babana söz verdin diye çekecek misin bunca kahri? Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim, bitti. O bir daha bana elini bile kaldıramayacak. Büyük saçmalık. Ya yine döverse seni? Ya öldürürse seni? Ne olacak? Vurdu diyelim, kafanı çarptın bir yere. İnsanın ölmesi o kadar zor bir şey değil, değil mi doktor hanım? Çilem. Çilem hadi seç kendine şuradan bir şey. Hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Gelinimle. Hadi. Anne. Düğün akşam 7'de başlar. Gelmek istersen gelirsin. İstemezsen de sen bilirsin. İpek! İpek! İpek kızım dur! İpek! Afet teyze. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Sıkıntı mı? Tekin'in geldiği günden beri sıkıntısız bir günümüz mü var? Ne yapmış, bir şey mi yapmış? Yok oğlum, ona bir çare bulacağım ben. Sen kendini yorma. Afet teyze, söylesene bir şey mi yapmış? İpek! Ben ne yapacağım biliyorum. Ya sen nasıl yani? Senin miden nasıl kaldırıyor? Sen bu adamı nasıl öpebiliyorsun? Nasıl yatağına girebiliyorsun? Olmadı daha öyle bir şey. Dokunmadı bile. Herif seni öpmüyor ama dövüyor yani, öyle mi? Ruh hastası psikopatın teki yani.
Senin kafan çok karışık ya. Yo, karışık değil. Ya, aile kuruyorum işte. Ayrıca tabii ki evlendikten sonra ipleri Tekin'in eline bırakmayacağım. Kızım sen manyak mısın? Ha? Bu şekilde aile mi kurulur? Çilem sen ne çok şey biliyorsun ya. Sen 18 yaşına kadar yetimhanede değil miydin? Aile kurmakla ilgili ne fikrin var, ne biliyorsun? Deren saat çeker mi Zeynice? Öyle demek istemedi, hassas şu anda. Tamam. Çilem tamam, özür dilerim. Deren sağ çeker misin? İneceğim diyorum. Çilem. 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 Ya Çilem bir dursana. Çilem. Ya öyle demek istemedim. Özür dilerim. Doğru diyorsun. 18 yaşıma kadar yetimhanede büyüdüm ben. Aile nedir bilmem. Üniversiteyi kazanamayınca postaladılar beni yurtta. Yumurta kırmayı bile bilmiyordum. Para kazanmak, harcamak nedir bilmiyordum. Tek bir yataktan fazlası olmadı benim hayatımda. O da benim değildi zaten. Ama çok hikayem var benim. Bir arkadaşımın babası annesini öldürmüş mesela. Bir tanesini böyle filmlerdeki gibi caminin kapısına bırakmışlar. Bir tanesini abisi taciz etmiş. O kadar çok kötülük dinledim ki. İyilik hakkında düşünmeye çok fırsatım oldu benim. Evet. Bana kimse sarılmadı. O yüzden ben bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Özür dilerim. Affedebilir misin beni? Yola çıksak mı? Of ya. Bu da olmamış ki istediği gibi. Kimin istediği gibi? Ya Tekin'in. Of, olay çıkacak şimdi. Yavaş çıksın o olay. Bak bana sağdan sağdan geliyorlar ha. Hele sana bir şey yapsın, bizim elimizde armut toplamıyor herhalde. İpek. Evet, yeni tanışmış olabiliriz. Ama bize bir söz vermeni istiyorum. Eğer herhangi bir şekilde sana zarar vermeye kalkarsa bunu saklamayacaksın. Yetmez o. Nasıl? Bu evden hemen çıkacaksın. O herifin yanından uzaklaşacaksın. Bize, annene, birimize hemen haber vereceksin. Söz ver. Eğer bana bir şey yapmaya kalkarsa, yani bir şey olursa evden çıkacağım. Hemen size haber vereceğim. Tamam. Benim numaramı kaydet. Thank you.
Hayatım, Perihan abla yetiştirememiş. İstediğin değişikliği. Kızmazsın değil mi? Çok güzel olmuşsun sevgilim. Öyleyse biz gidelim artık. Tamam. Senin bir evlilik planın var mı? Yok. Bir sevgilin var mı? Hayır. Bitki hayatı yaşıyorum diyorsun yani. Senin? Evlenmek isteyeceğim kimseyle tanışmadım. Hep yalnız mıydın peki? Değildim. İpek'e de anlattım. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım vardı. O da evleniyor yakında. Şahane bir sevgilisi var. Kocaman bir aile kuracaklar. Çok mutlu olacak. Eminim. Siz Sayın Tekin Varlık, yanınızdaki Sayın İpek Genç Hanımefendi'yi hiç kimsenin baskısı ve etkisi olmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Medeni Kanunu bana verdiği yetkiyle sizleri eş olarak ilan ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Fenalık geliyor benim içime ya. Bir nefes alıp geliyorum. Nasıl gidiyor? İyi. Güzel çalıyorlar değil mi? Hı-hı. Barış dansına ne dersin? Ben pek sevmem dans etmeyi. Zaten pek beceremem de. Görelim bakalım. İstanbul'da mı yaşıyorsun? İzmir. Öğrenci misin? Hayır, çalışıyorum. Meslek? Doktorum. Sen? Ben finans. Finans içinde çalışıyorum. Şimdi dönüyoruz. Olan bitsin de size bir şarkı patlatayım ya. Azıcık eğlenelim ha. Gerçi sen senfoni falan seversin. Ha, o evde kalmadı doktorcuğum. Allah Allah. Sen bir söyle bakalım. Thank you.
eğleniyordu ne güzel. Nasıl sabredebilir ki bu adama? Bu kim ya? Ben nereden bilebilirim Çilem? Kimmiş bu? Oğlum. Biz Demet Er pansiyondayız. İhtiyacın olursa ararsın. Tamam, merak etme. Görüşürüz zaten yarın. Aslında burada da kalabiliriz. Olmaz mı öyle? Ya olmaz tabii ki. Hadi gidin. Yoruldum artık ben de. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İpek alo. Alo İpek. Seren. Seren beni almaya gelir misiniz? Tamam tamam, geliyoruz hemen. Hemen geliyoruz. İpek tamam, tamam, sakin ol. Geliyoruz, yoldayız. Tamam. Aç şu kapıyı, konuşacağız. İpek! 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 Aç şu kapıyı! Evet! İpek! 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 Aç dedim, bak kıracağım kapıyı! İpek! Gel buraya! İpek! Konuşacağız! Ben söyleyeyim! Bırak beni! Bırak! Bırak! Ne oldu ya? Ne yapacağız? Öldü mü? Ben mi öldürdüm? Yok, olmaz, olmaz, olmaz. Tekin Bey. Tekin Bey. Nefes almıyor. Nefes almıyor, ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Çilem buraya gel. Telefonu Çilem buraya kal. Gel. Ambulans çağırın. Başını tut. Başını tut. Tut başını tut. Böyle mi? Tut. Tamam. Çevir. Ne yaptım ben? Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Nereye gittin? Telefonum nerede benim? Sakin. Ben katil değilim. Sakin. Ben katil değilim. Telefonum... Seren, Seren sakin ol. Telefonum nerede sakin. Baba? Seren. Baba telefonum nerede? Sakin ol! Neden çağırdın bizi buraya? Suçuna ortak olalım diye değil mi? Her şeyi planladın değil mi? Kullandın bizi. Ne
gerçekten kullanmışsın. Adamla parası için evlenmeyi planlamışsın. Öldürmeyi de planlamış olabilirsin değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ya rahat bırak. Sen ne diyorsun? Rahat bıraksana kızı, görmüyor musun? Hayır. Ya sen farkında değilsin galiba. Hayatımız mahvoldu şu an. Ya tek mahvolan senin hayatın sanki değil mi? Doktorum ben ya, doktor. İnsan kurtarmak benim işim, adam öldürmek değil. Sen ancak kendini düşün be. Aman prensesimde hiçbir şey olmasın. Bittik kızım, anladın mı? Tamam mı? Bittik. Yeter! Yeter! Yeter. Siz gidin. Bana saldırdı, ben öldürdüm. Ben yaptım. Tamam mı? Hadi. Hadi gidin. Sen bunu benim külahıma anlat ya. Kimse anlamayacak değil mi bizim burada olduğumuzu? Polis falan anlamayacak sanki. Biz bu haltı beraber yedik. Beraber temizleyeceğiz. Nasıl yani? Ne yapacağız peki?
Artık eminim. Onlar kardeşlerim. Birlikte büyümedik. Aynı geçmişi paylaşmadık ama birlikte bir cinayet işledik. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O kara nokta peşinizden gelmeye devam eder. Ta ki siz karanlıktan kurtulmayı başarıncaya kadar. Sana dur dur dur. Dur artık. Geçecek tamam mı? Geçecek. Bence polise gidip her şeyi anlatalım. Sonuçta biz sadece kendimizi savunduk. Yeter be. Yeter ya, bu ne ya? 25 yıldır ortada olmayan iki tane kız kardeş düğüne geliyor. Aynı gece adam ölüyor. Senin adamın malının mülkünün peşinde olduğunu zaten cümle alem biliyor. Mahkemede bunların hepsi konuşulacak. Herifin bize saldırdığını ispat etsek bile en az 3-4 yıl içerideyiz biz. Kim o? Bilmem. İpek aç şunu. Kurtulan haline bak, nasıl açacağız, aptal mısın? Topla o zaman. Nerede o? Ha? Peki Malik nerede? Nerede o? Peki Malik! Sinan! Şerefsiz herif! Sinan! Çık dışarı! Burada değil! Refik'in arkasına saklanacak kadar düştün lan! Değil diyorum. Nerede? Ya sen ne haklı benim evime girip hesap soruyorsun ya? Ha? Önce bir sakin ol, tamam mı? Olmayacaksan da çık git evimden. Tamam, Tekin Mali'nin nerede olduğunu söyle gideyim. Burada değil dedim ya. Ya nerede, fabrikada mı? Uyandığımda yoktu. Gelince söylerim, arar seni, tamam mı? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Hayret ya. Gerçekten hayret. Önce düğünüme geliyorsun tehdit eder gibi. Şimdi selamsız sabahsız evime giriyorsun. Benim kocamla derdin ne senin? Beyefendi, şimdi aşağı inmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim yalnız. İyi tamam, ver numarasını, gideyim o zaman. Babanın numarası da mı yok sende? Pes! Ya sana ne, sana ne? Şu numarayı ver de gideyim. Yani ben Tekin'e sormadan veremem numarasını. Peki bekliyorum o zaman. Buradayım. Siz şöyle geçin isterseniz.
Ben Deren bu arada, İpek'in okuldan arkadaşıyım. O da Çilen. Sakinleşelim, bir barış kahvesi içelim, değil mi? İpek'ciğim, sen de sakinleş. Nasıl içersiniz kahvenizi? Ben kahve falan istemiyorum. Biz kendimize yapacaktık zaten, size de yapalım. Sade. Hadi ver şu numarayı. Hadi. Yaz. 532. Ay inşallah becerebilmişimdir. Ben çok özür dilerim. Dur ben sana Tekin'in gömleklerinden birini getireyim. Gerek yok. Gidiyorum ben zaten. Bu Tekin gelene kadar buralardayım. Tamam. Ben geçireyim. Niye geldi ki bu şimdi? Ne oldu yani? Babası 25'lik altını kapınca o da miras elden gidiyor diye panik oldu tabii. Soluğu burada aldı hemen. Gitti sonunda. Benden bu kadar. Ne demek o? İzmir'e dönüyorum. Nasıl yani? Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı edeceksin? Gidip dün geceyi hafızamdan sildireceğim, unutmaya çalışacağım. Bilmiyorum, yapacağım bir şey işte, tamam mı? Oo, hemen inkar. Sana bir şey değil mi? Bu iki gün sonra satar bize ha. Ya bir susun ikiniz de. Geçin bir oturun şuraya. Hadi. Sen hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorsun ya. Bravo sana. Ama ben sen değilim. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ha? Seri katil falan mı? Bilemiyorum. Fazla rahatsın. Hiçbir yere gidemezsiniz doktor hanım. Bu işte hep birlikteyiz. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen öldürdün adamı. Geri geldi işte. Hadi. Ben artık gidiyorum. Gelmeyin peşimden. Deren, Deren. Bak bu olanları birine anlatırsan hepimiz biteriz. Oradan bakınca aptal gibi mi duruyorum? Yo, süper zekasın. O belli oluyor. Ben de suç ortağıyım. Kimseye bir şey anlatamam. Senin ailen kalın. Kalınlara hiçbir şey olmaz. Olan ancak benim gibi böyle sahipsizler olur. Hiç bana laf anlatma. Ya bir susun da beni dinleyin. Çilem haklı. Bizim bu olanları toparlamamız lazım. Nasıl peki? Hı? Hiç düşünmeyecek misin? Hiç mi rüyana girmeyecek o an? İnsan delirir ya, kafayı yer insan. Böyle büyükleri nasıl yaşayacağız biz? Deren. Ya ben ölseydim? Ne olurdu? Ya sen ölseydin? Bir düşünsene. Ya elimiz kolumuz bağlı dursaydık ne olurdu? Eğer kendimizi savunmasaydık şu an üçümüzden biri burada olmayacaktı. Yine olsa yine yaparım. Gözümü bile kırpmam. Bunu asla unutma. Tamam mı? Biz kötü insanlar değiliz. Biz kötü insanlar değiliz. Ama çok kötü bir şey yaptık.